Cengiz Özakıncı ile Tarihin Bilinmeyen Yüzünün 152. programından iyi akşamlar değerli izleyiciler. Bu akşam küreselci emperyalizmin neden Türkiye gibi ulus devletlere sürekli etnik ayrımcılık pompaladığını, neden bu ülkelerde federasyonu çeşitli oyunlarla teşvik ettiğini, federasyon kurulmasını sağlamaya çalıştığını kendi itiraflarıyla, belgelerle, bilgilerle ekranlara koyacağız bu akşam. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee, tabii sıcak gelişmeler var hafta içerisinde yaşadığımız. Onlarla her hafta olduğu gibi başlayalım. Sonra ana konumuza geçeriz müsaade ederseniz. Tamam. Öncelikle e, bu vesileyle bir kez daha Elazığ depreminde hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet. Yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Kalanlara da ibret. İbret almalarını temenni ediyoruz. Elazığ depremine ilişkin hem duygularınızı hem de bizi ilgilendiren kısmıyla hep burada vurguluyorsunuz. Deprem olur olmaz Elazı Kürttü, Elazı Türktü, Elazı işte şuydu, buydu gibi etnik ve mezhepsel bir takım özellikle sosyal medyada pompalamalar olduğunu gördük. Evet. Buna ilişkin değerlendirmelerinizi de rica edeceğiz. Şimdi bugün konularımızdan en önemli yönünden biri de Türkiye'de etnik ayrımcı söylemin e, ne zaman başladığı Ve yani e, legal illegal bütün örgütler e, habire e, bir etnik vurgulama e, söylemine başladılar. İşte o 1989'da rant raporuyla başlamış bir olgudur bunun kanıtlarını bu programımızda sunacağız kendi belgeleriyle ama işte Elazığ depremiyle birlikte ne oldu? Bir siyasi parti lideri HDP diyor ki eş başkanı Elazığ'daki depremden sonra Google'da en çok aranan Elazığ Kürt mü sözcüğü olmuş. Herkes şunu iyi bilsin ki Türküyle, Kürdüyle, Ermeni, Süryansı ile, Elazığ, Arabı, Çerkezi ile biz bir bütünüz demiş. Yani e, biz bütünüz ama baklava tepsisi gibi. Dilim 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 şeklindeyiz biz. Yani yan yanayız. Kaynaşmış değiliz yani. Böyle bir söylem. Bunun üzerine bu yayılmaya başladı. E, sosyal medyada. Bir tanesi hani adını gizleyelim. Sosyal medya kullanıcısının bir tweeti. Elazığ Kürt mü sorusunun cevabı demiş. Elazığ'da deprem oluyor. Diyarbakırlı Kürt çadır kuruyor. Tuncelili Alevi sıcak yemek dağıtıyor. Şanlı Urfalı Arap erzak dağıtıyor. Rezeli Laz, çay servisi yapıyor. Denizlili Yörük enkaz kaldırıyor. Erzurumlu Dadaş battaniye dağıtıyor şeklinde. Tamamen provokatif. Ve şimdi bugün anlatacağımız... Ee, bu söylemin nereden çıktığının kaynaklarını birazdan göreceğiz. Yani bugünkü programımızla alakalı bu durum. Ben de bir tweet atarak dedim ki şu deprem sırasında Google'da böyle bir şey yok. Elazığ Kürt mü diye bir soru sorulmuş. Değil. Google'a girdim. Böyle bir sorunun sorulmuş olmadığını gördüm. Bir defa e, dezinformasyonla başlıyor. Yalanla başlıyor yani bu. Ve sonra da sonra da şunu söyledim. Söze Kürdü, Lazı, Çerkezi, Arabı, Alevisi, Sünnisi, Türkü diye başlamak, ulus devletin temeli olan yurttaşlık kavramını ve bağımızı parçalamak üzere 1992'de CIA Ankara İstasyonu Şefi Paul Hens ve Graham Fuller'ce üretilen bir psikolojik savaş sakızıdır. Yurttaşlar bu sakızı çiğnemeyiniz tükürünüz. Dedim. Şimdi neden, nereden kaynaklandığını o Türk'üyle, Kürd'üyle, Alevis'iyle, Sünnisi'yle söylemeyelim. Göreceğiz bu programı. Evet, tam da tarih vermişsiniz. 1992 diyerek. Şimdi eser vereceğim. Yani kendi imzası imzasıyla yayınlanmış. İlk kimden çıkmış? Evet. Onu vereceğiz. Şimdi Çok... efendim. Ee, bir de hocam. Ha bununla ilgili bir şey söyleyecek miiz depremle ilgili? Ee, umarız bu depremden gerekli dersleri çıkarız. Bir cümle şöyle belki ekleyebiliriz. Gerçekten de deprem sonrasındaki hem gerek kurtarma çalışmalarındaki kurtarma çalışmalarına dünyada ilk 4-5 ülkeden biri Türkiye. Gerekse sonra gösterdiği milli bütünlük ve dayanışma evet. takdire şayan. Tüm dünyaya örnek olacak cinste. Ama umarım bu bu bütünleşmeyi, bu birlikte hareket edebilme dürtüsünü deprem olmadan da artık sağlayabiliriz. Depreme hazırlık kısmında başarılı evet. olursak bunlara gerek kalmaz diye temenni ediyorum. Hocam, e, Muammer Aksoy, Profesör Doktor Muammer Aksoy, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Okupçular Derneği Başkanı, e, Muammer Aksoy'un ve Şükrü Server Aya'nın, tek kişilik ordu evet. Şükrü Server Aya'nın ölümlerinin seneyi devriyesi. Evet. Belki birer cümle bir şey söylemek istiyorsunuz. Şükrü Server Aya dostumuzu geçen yıl, ışıklar içinde uyusun yetirdik. Siz ya, yapıtlarıyla yaşa, yaşıyor ve yaşatacağız. Profesör Muammer Aksoy işte 31 Ocak tarihinde katledildi. Bu ıı, katil ıı, 1989'da Sovyetler Birliği'nin kapitalizme teslim, emperyalist kapitalizme teslim olmasından sonra Rand Corporation'ın hazırladığı ve geçtiğimiz programlarda sıkça söz ettiğimiz Türkiye'de İslamcı Akımlar başlıklı raporda Paul Henzin Türkiye'ye Atatürk'ten uzaklaşma ve tarikatların siyasete girmesi ve Türkiye'nin Moderate İslam dediğimiz Amerika ile uyumlu İslamcı bir iktidara kavuşması yol haritasına e, direnecek en başta gelen kişilerden biri olan Muammer Aksoy'un tam da bu raporun e, açıklanmasındığı günlerde öldürülmesi ve hem de e, Cinayeti İslami Hareket adlı bir örgüt üstlendi denmesi e, çok önemlidir. Yani 1990 aslında 89'un sonu 1-2 Aralık 1989'da emperyalizmin ve teslim olması Sovyetler Birliği'nin tek kutuplu dünyaya geçiş, tek kutuplu dünyada kendini tek dünya devleti olarak kabul eden Amerika'nın dünyaya tek başına biçimler vermeye çalışması sırasında Türkiye'ye de ne biçim vereceğini açıkladığı bir rapordur. İşte o rapora karşı görüş üretebilecek ilk sus kişiyi öldürerek susturmuşlardır. Efendim hareketi şu üstlendi, bu yüzlendi. Öldür katil ideoloji Türkiye'yi Atatürk'ün kurucu ilkelerinden uzaklaştırmak isteyen Amerikan ideolojisidir. Budur. Türk Hukuk Kurumu. Düzeltelim. Türk Hukuk Derneği dedim. Başkanıydı. Işıklar evet. içinde uyusun hem Sayın Aya hem de Sayın Aksoy. Evet, Türkiye'ye büyük katkılar sağladılar. Evet bir e, kitap getirdiniz yanınızda. Kitap getirdim. Sayın Selim Erdoğan'ın anlatmak istiyorum dediniz. Buyurun hocam. Yani e, program almaz anlatmaya sadece duyurmak istiyorum ki Sayın e, Selim Erdoğan e, Yobaz e, yayınlarda 1. İnönü 2. İnönü ve Sakarya Savaşları'nın yok sayılması ve bunların zafer olmadığı e, hatta böyle savaş bile olmuş olamayacağı gibi saçma sapan yayınlarına yanıt vermek kastıyla kolları sıvıyarak, bizzat savaş alanlarında cepheleri ve siperleri dolaşarak e, yıllardır bir, bir çok önemli bir çalışma yapmış ve bu çalışmasının sonunu e, Sakarya Türk Bitti Demeden Bitmez başlıklı bu kitabıyla yeni kronik yayınlarından yeni yayınlanmış bir kitaptır. E, bu kitabın en e, ilginç yanı e, cephelerin haritaları ve o haritaya tekabül eden görüntünün de hemen yanında fotoğraf olarak verilmesi bu şekilde belgeler aynı zamanda fotoğrafla da desteklenmiştir. Sakarya efendim birinci ününü ikinci ününü Sakarya bunlar savaş bile değil diyen kesime bu kitap bundan sonra verilecek. Bak bakalım savaş mıymış, değil miymiş, ee, ne olmuş oralarda. Ondan sonra e, bu görüşünü devam ettiriyorsan o zaman seninle konuşuruz denenecek. belge bir kitaptır. S Selim Erdoğan'a çok teşekkürler bu yapıt için. Sayın Erdoğan'ın e, ellerine evet. ve emeğine sağlık diyelim. O zaman ana konumuza geçelim. Bekleyecek bir şeyiniz yoksa Şimdi efendim tabii Paul Hens bu Meşhur. programımızın... E, Graham Fuller'in ruh ikizi <laughs> diyelim, Rand Corporation'ın gözdesi, bir CIA görevlisi. Özellikle Türkiye masasında, hani Türkiye üzerinde uzman ve görüşleri Türkiye üzerinde daha çok Amerikan yönetimince sorulan bir insan. Paul Hansen, daha önceki programlarımızda küresel... Emperyalizmin küreselci, modern küreselciliğe e, sıçrayışını 1968 yılında e, Roma Kulübü'nün e, ulus devletler var oldukça dünyadaki yeraltı ve yerüstü zenginlikleri engelsiz ve frensizce ve denetimsizce tüketilecek ve dünya birkaç on yıl içerisinde e, bu e, yeraltı ve yerüstü zenginliklerin tükenmesiyle uygarlık da tükenecek. Bu bir kıyamet olacak. Onun için bunu önlemek için ulus devletlerin bitirilmesi gerekir. Dünya bütün insanlık tek dünya devletine bağlanması gerekir ee, ideolojisi. Değil mi? Ee, de, e, graham, e, şeyin de parmağı var. Paul Hansen. Paul Hansen de parmağı var. Paul Hans 1977 yılında ABD Başkanı Carter'ın topladığı kurulda e, bakalım şu dünyadaki yeraltı yerüstü kaynaklarının bir envanterini çıkartalım. Bu envanterde ne kadar sürede tükeneceklerine bir bakalım ve dünyaya biz Amerika olarak bir şekil verelim. Tek dünya devleti biz olalım dediği projede yer almış. Brezinski'nin yanında yer almış bir istihbarat. Görevlisi. Bu arada güncel bir bilgi verelim. Bu bahsettiğimiz şeylerin ne kadar güncel olduğunu da altını çizmiş hı. olur bu, bu hı hı. bilgi. Bu bahsettiğiniz ifadeler yani dünyadaki kaynakların tükendiği, muhakkak müdahale edilmesi gerektiğine ilişkin ifadeler yakın zamanda toplanan Davos'ta da konuşuldu. Oradaki dünyayı yöneten zenginler. Evet. E, aynen bu ifadelerle toplantılar düzenlediler. Yani şimdi spekülasyon belki ama ben bir gazeteci olarak soru işareti koyuyorum. Tam aynı dönemlerde de yine Çin'de Dünyanın en kalabalık yerinde bir öldürücü virüsün ortaya çıkıyor olması bir evet. anda nereden çıktı belli olmadan hep bir benim markında bir hep <laughs> Çernobil gibi soru yani. işaretleri getirmiyor değil araştırıyoruz tabi. İşte üst üste gelmeleri insanları hani ne zamanlaması manide ağır denilen düşünceler bunlar. Bunu niye söylüyorum? Bu insanlar operasyonel değil mi hocam? Mesela Paul Hans sadece veya işte Graham Fuller Türkiye'deki istasyon şefi sana görevin yani siyayı, senin görevin Türkiye'de olup biteni Amerika'ya aktarmak de değil, değil mi tek şeyi adamın? Türkiye'yi e, biçimlendirmek, psikolojik savaş e, teknikleriyle, e, nasıl bir Amerika nasıl bir Türkiye görmek istiyorsa, Türkiye'yi yönetenleri öyle bir Türkiye yapmaya iteklemek. Her türlü yöntemi kullanmak. tamam. Şimdi e, bizim kamuoyumuz e, Paul Henze bundan e, 40 yıl önce. 12 Eylül e, askeri darbesinde e, Our Boys Did It Bizim Çocuklar Yaptı e, tekerlemesiyle e, e, daha çok yayılmıştır. Paul Hens'in adı. Türkiye'de 12 Eylül darbesi olmuştur. E, Mehmet Ali Brand darbenin e, kitabını hani e, yazarken pek çok o, kimseyle sözleşiler yapmış ve kitabında bunları da yazmıştır. Paul Hens'le yaptığı söyleci de Paul Haines nasıl 12 Eylül sabahı 12 Eylül darbesini öğrendiğinde ne olduğunu anladı. işte başkana gittim ve ona dedim ki Our Boys Did It. Bizim çocuklar başardı yaptı bu darbeyi dedim diyor. Ve Mehmet Ali Birant da bunu kitabına alıyor. Paul Haines böyle dedi diye. Aradan 17 yıl geçiyor. 1997 yılında Paul Hens, Güner Civoğlu ile yaptığı bir söyleşide yok öyle bir şey, uydurma diyor Mehmet Ali Birant'ın yazdığı şey için. O bir uydurma diyor 1997'de. Mehmet Ali Birant'ın köşe yazısında diyor ki ya 12 Eylül saat 04 kitabımı yazarken Hensel'e de bir söyleşi yapmıştım. Bana 12 Eylül döneminde ilgili Washington'daki gelişmeleri anlatmış ve ünlü anısını tekrarlamıştı. Bana göre, buna göre Ankara'dan Türk askerinin e, müdahale ettiği haberi gelince Kennedy Center'da bulunan Başkan Carter'a e, hemen haber ilettiğini ve Our Boys Did It Bizim çocuklar yaptı mesajını verdiğini anlatmıştı. Ben de kitabıma bu anekdotu almıştım. Kitap 84 yılında yayınlandı. Bugüne kadar ona yakın baskı yaptı. 97'ye kadar. E ardından Bressey, Londra'da İngilizce olarak da yayınlandı. Anlardan bunca zaman geçtikten sonra Paul Hens geçenlerde Günleri Journal'ın durum programında bu anekdotu yalanladı. Hens'in Henzin bu anısını şimdi değiştirmesinin nedenini anlayamadım." gitti diyor. Ve sonra Hens Hans 2003'te tekrar çıkıp tekrar yalanlayınca hem de Zaman Gazetesi'nde Mehmet Ali Brandt e, artık deyip kolları sıvayıp o bandı koyuyor. koyuyor. Nerede? CNN Türk'te yaptığı manşet programında. İşte o günden sonra Paul Hans'in e, hanesine bir de yalancılık yazılıyor. Tabii. Yani Çünkü ses, ağzından çıkan Our Boys Did It lafının onun ağzından çıktığı Mehmet Ali Birant'ın 2003 yılında yaptığı manşet programında ha madem öyle boyalı koyalım bantı. Dinlettiriliyor. Deyip, dinlettiriliyor bütün Türkiye'ye. Bütün Türkiye öğreniyor ki Paul Hans denilen CIA ajanı 12 Eylül'de Mehmet Ali Birant'ın kitabında yazıldığı gibi aynen o lafı etmiş. Başkan, başkan Carter'a gidip Our boys did it. Bizim çocuklar yaptı demiş. Bu artık tartışılmıyor. O günden sonra Paul Hens de ağzını kapamış bulunuyor ve bir daha da o yalanı tekrarlayamıyor. Yani buradan şunu söylemek istiyoruz. Şimdi bugünkü bu programımızda e, Türkiye'nin siyasi, iktisadi, askeri, ekonomik her türlü yapısını Amerika'nın e, tek dünya devleti çıkarları doğrultusunda e, biçim vermeye. E, girişmiş e, Rand Corporation'ın e, Graham fuller gibi değil mi <laughs> Brezinski gibi bir adamı olan e, Paul Polhenzin maceraları Türkiye'ye yönelik e, kendi ağzından kendi yazılarıyla e, neler yapmış e, onları anlayacağız Paul Polhenzin Türkiye'yi ulus devletten uzaklaştırıcı, bir İslam devleti olmaya sürükleyici laiklik, laik devletten uzaklaştırıp e, ümmet devleti yani bütün dünyadaki Müslümanların e, başı olmaya iteklemesi e, artı e, 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 cumhuriyetin e, üniter yapısını bozmak üzere e, etnik federasyona e, yöneltici çalışmalarından örnekler Otto Üniversitesi'nde yayınlanan kitaplarıyla başlıyor. Yıl 1984, Otto Üniversitesi'nin yayınlarından Asya Afrika Araştırmaları Grubu yayın No. 12'de Paul Hansen Marx'ın Ruslar ve Müslümanlar hakkında yazdıklarından seçmeler kitabı kitapçığı diyelim 1984'te yayınlanmıştır. Otto Soğuk Savaş döneminde yani 1984'te Amerika'nın Sovyetler Birliği'ni etnik ve dinsel olarak parçalama strateji doğrultusunda yayınlar yapmıştır. Yine Amerikan istihbarat görevlilerinin yayınlarıyla. Şimdi efendim Paul Hensin Türkiye ile olan bağlantılarını biz rahmetli Uğur Mumcu'nun yazdıklarıyla e, ta ile e, e, ilgili neler yazdığını bakarak göreceğiz. Uğur Mumcu'nun bütün köşe yazılarının toplandığı e, kitapların 24. cildinde bütün yazıları şöyle görelim. Müslüman halklarla e, ilgili bu yeni teorinin Türkiye'ye yansıyan örneğini bir zamanlar Ankara siyasetçi olarak çalışan Carter'ın güvenlik danışmanlarından Paul Henz'in yeni forum adlı derginin 15 Eylül 84 sayısında yayınladığı az önce gördük Marx kitabında görebiliriz diyor. Aynı kitap dizisinin 25. cildinde düşman devletin istihbarat görevlisi gibi demişler Uğur Mumcu'ya. <laughs> Düşünebiliyor musunuz? E, bu gibi yakıştırmalar eski CIA Ankara istasyonu şefi Paul Hens ve yandaşlarınca e, falan falan e, bana yaptıkları bir takım yakıştırmalardır diyor. Bu çamurlarla sık sık karşılaşıyoruz diyor. Efendim yani Paul Hens ...Uğur Mumcu'yu Gayet doğal değil mi? Tabii. Evet. Ee, bu köşede... ...yani kendi köşesinde... ...Paul Hens ve Ruzi Nazar gibi CIA görevlilerinin... ...ne gibi hünerlere sahip oldukları... ...çok yazıldı ve çizildi diyor. Yani kendi köşesinde... ...onların marifetlerini... ...sürekli işlediğinden söz ediyor. Türkiye'deki eski CIA istasyon şefi... ...Paul Hens'dir... 12 Mart dönemine kadar Türkiye'de görev yaptıktan sonra Bon'a yerleşen Ruzi Nazar da bir başka CIA görevlisidir. İkisi arasında irtibat var. Diyor Uğur Mumcu. Yıllar evvel Türkiye'nin tespiti ortaya. Paul Hens ve Ruzi Nazar bunlar Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği'nde görevli CIA istasyon şefleriydi diye devam ediyor. Paul Hens 1920 yılında Minnesota'da doğmuştur. Harvard Üniversitesi'ni bitiren Hans daha sonra CIA'ya girmiş ve 71 sonrasında Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği'nin çalışmaya başlamıştır. 1977-80 arasında Carter döneminde Zbigniew Brzezinski'nin Ulusal Güvenlik Konseyi'nde görev yapan Hans danışman ve yazar olarak çalışıyor. Papa suikasti nedeniyle tercüman ve güneş gazetelerinde yazıları yayınlanan Hans, Türkiye'de çok geniş bir dost grubuna sahip olduğu biliniyor. Hez niçin Türkiye'ye bu kadar yakın ilden ilgileniyor? Evet soru önemli. Hez daha geçenlerde Güneydoğu illerimizde dolaşıyor ve Kürt sorunu konusunda araştırmalar yapıyordu. Tarih 29 Kasım 1987. Evet. ABD Savunma Bakanlığı'nda General Second'ın başkanlığında kurulan Kürt ayaklanmalarını destekleme programı adı Adlı çalışma grubuna gönderiyordur yazdıklarını. Ne bilelim biz diyor mesela. Tespit de etmiş yani. Biliyordu işte onu. Tabii. Öyle ifade. Paul Hans'le birileri sözleşme mi imzalamış? Bu sözleşmenin gereği ayda 5000 dolar mı ödeniyormuş Enze'ye? E nereden bileyim ben bunları? Diyor. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Paul Hans'e maaşa bağlamış olduğunu anlıyoruz. Evet. Hani kasabanın bıçağını e, yalama e, durumu söz konusu. Paul Hans e, diyor Uğur Mumcu. CNN'in yani eski Ankara istasyon şefidir. Hans Papa suikastı konusunda yazdı. The Plot to Kill Papa adlı e, kitapta. Benim Sovyetlerden aldığım sahte belgeleri yayınladığımı yazacak kadar iftira ve karalama yarışında Çetin Altan'la birlikte ipi göğüsledi. Diyor. Yani bu Hans durup Aynı zamanda Uğur da hedef almış. Uğur saldırıyor her fırsatta. Çetin Altan'la birlikte. Evet, Çetin Altan'la birlikte. Ondan sonra şöyle bir ufuk turu atıyoruz. Uğur Mumcu'nun yazılarında Paul Hens. Hı hı. Ara başlığımız. Dünya kamuoyunu yanıltma çabalarının baş aktörü CIA'nin eski Ankara istasyon şefi Paul Hens'di. Hans bu yanıltma çabaları için iki Türk gazetesini kullandı. Hans in the Plot to Kill the Pop, Pop adlı kitabını Amerikalı kadın yazar Claire Sterling'in The Time of the Assassins kitabı izledi. Devam ediyor. Papa suikasti nedeniyle önce Cuman gazetesinde sonra Çetin Altan'ın yazdığı Güneş gazetesinde yayınlar yapan Paul Hens'in Siyahi Ankara İstasyonu Şefi olduğu ilk kez bu köşede yani Uğur Mumcu'nun köşesinde yayınlandı. Hans'in The Plot to Kill the Papa adlı kitabında e, benim Sovyetlerden kaynaklanan sahte belgelere dayalı yanı, yayın yaptığım ve Sovyet yanlısı olduğum <laughs> yazıldı. E, Andron'un ve Hans'e bugünlerde belgelere, olgulara dayalı yanıtlar verdim. Bu yanıtlar önce gazetemizde sonra da kitaplarımda yayınlandı. Ben bağımsız, özgür ve devrimci bir yazarım. Gelelim Çetin Altana diye devam ediyor. Çünkü Paul Henze sakızını Çetin Altan çiğniyor. E, Paul Henze göre <laughs> Papa'yı Sovyetler e, hani ağacı kiralayıp vurdurmuş. Oysa susturan CIA uğrımucu tarafında ve dolayısıyla. CIA görevlisi Paul Hens, Uğur hedef almış durumda. Hı hı. Ondan sonra 12 Eylül döneminde de ile ilgili suçlamaları CIA'nin Ankara istasyon Şefi kimliğiyle tanınan Paul Hens de katıldı. Paul Hens, silahsız bir örgüt olan DISK ve silahsız bir örgüt olan TÖBDER'i silahlı terör örgütü olarak ilan ediyor habire yani onların silahlı terör örgütü üyesi olmaktan yargılanmalarını ve ondan ceza almalarını istiyor Paul Hens. Yani Türkiye'nin yargılamalarıyla da e, son ilgili derece ilgili. ilgili. Ondan sonra az kaldı. CIA'nin eski Ankara İstasyonu şefi Paul Ortadoğu Orta Doğu Teknik Üniversitesi Asya Afrika Araştırmalar Gubi yayınları arasında çıkan Marx ve Rus. Marx'ın Ruslar ve Müslümanlar hakkındaki yazdıklarından seçmeler başlıklı incelemesinde de Karl Marx'ın Rusya'daki Müslümanlar konusunda New York Tribune gazetesinde 1853 yılında yayınlanan yazıları övülüyor. Ee, Sehens ayrıca Kafkasya'da Ateş ve Kılıç adlı incelemesiyle 19. yüzyılda Kafkasya'daki direnişleri ele alıyor. Sovyetler birindeki Müslüman toplumları konu alan bu Marksist Henzist görüş gün geçtikçe yoldaş buluyor Türkiye'de tabi. Ee, ve e, 1989 raporunda Henze gönderme yapıyor Uğur Mumcu. Ee, CIA'nin yan kuruluşu Rand Corporation Kürtlere yol gösteriyor ve diyor ki raporda 1989 raporunda eğer militan Kürt grupları Marksizm yerine İslam ideolojiyi, İslami ideolojiyi bayrak yaparlarsa, Kürtleri devlete karşı harekete geçirme şansları daha yüksektir, diyor. Ankara'daki eski CIA istasyonu şefi, kol, ünlü Paul Hensin de çalıştığı Rand Corporation, İslamcı akımların Amerikan çıkarlarına hizmet etmesi için izlenmesi gereken yolları da öneriyor, diyor. CIA'nin Ankara istasyon şefi Paul Hens tarafından KGB ajanı ilan edildik diyor <laughs> Uğur Mumcu. Yani Paul Hens bayağı saldırmış Uğur ve onu KGB ajanı ilan etmiş. Öyledir. Yani işlerine gelmediği zaman her türlü karalayıcı ifadeyi kullanırlar. Şey diyor, bu çatışmaların sürdüğü günlerde PKK'nın yaptığı e, terör eylemlerini listeledikten sonra bu çatışmaların sürdüğü günlerde Türk-Kürt Federasyonu gündeme getiriliyor. Aynı günlerde Türkiye Cumhuriyetler ile Türkiye Cumhuriyeti'nin federasyon kurması da öneriliyor. Çok önemli. Yani hem Türkiye'nin içinde bir Türk-Kürt Federasyonu olsun deniyor hem de Türkiye'nin e, Orta Asya'daki Türkiye, Türk Cumhuriyetleri ile bir federasyon olması. Kim öneriyor bunu? CIA'yı. CIA pan-Türkist kesildi yani başımıza. Bir taraftan Türkiye'yi bölecek Türk-Kürt Türk federasyonu yapacak. Öte taraftan Türkiye'yi e, Sovyetler eski Sovyetler'deki Türk Cumhuriyetleri ile bir federasyonun içine sokacak falan. Fakat bir türlü Türkiye'nin ulus yapı, devlet yapısıyla uzlaşamıyor CIA ve Amerika. İlle onu ya büyütecek ya küçültecek. Ama asla olduğu gibi tutmayacak. Hedef sonuç olarak onu yıkmak, Heh. değiştirmek o rejimi. Evet. Bugünkü ikinci haberimiz Türkiye Cumhuriyetleri yapılacak bir iş gezisiyle ilgili. Geziye Türk iş adamları ile Amerikan iş adamları katılıyor. Bu listede Türk kamuoyunun bildiği bir ad var. Paul Hens. Paul Hens biliyorsunuz iş adamı değil. CIA Ankara eski stasyon şefidir. Hens Başkan Carter döneminde Zbigniew Brzezinski başkanlığındaki Ulusal Güvenlik Danışmanlığı üyesi bulunduğunda bulunmuştur. Hans bu geziye de Amerikan Turkish Friendship Konsül Danışmanı olarak katılıyor. Ne işi var Paul Hans'in bu iş gezisinde demeyin. Hans'in işi budur. İstihbarat ve yol gösterme. Şimdi Uğur Mumcu'nun yazılarında 38 cilt. Evet. 40. 40 toplamı. Burada 38 tane. Yani evet. Yani hepsini de şey yapmışsınız. Evet. Hocam, evet. evet. Çalışıyor. Şimdi burada burada e, Uğur Moncu 1980'den başlıyor Porhens'le e, polemikleri. E, Ağacının işte Papa eylemi şu bu. Her konuda çatışmışlar. O da yani. da gazeteler aracıyla cevap veriyor değil mi? Tabii. Hangi gazetelerde yazdıkları Güneş, dönemde? Güneş, Dercuman. Onların sahipleri filan. Malum. Yani özet olarak biz e, Uğur Mumcu, Paul Hens e, demek, Rant demek, e, Graham Fuller demek, Zbigniew Brzezinski demek, e, ABD Başkanlığı demek, ABD'nin e, Türkiye politikalarının oluşturulduğu yer demek, ABD'nin Türkiye'ye çizdiği rol haritasını çizen kişiler demek. Onun için önem veriyoruz bunlara. Yoksa e, diğer başka bakımlardan e, akademisyen bir şuymuş buymuş. Bunlar bizi ilgilendirmiyor. Şimdi efendim Paul Hens 1985'te e, stratejik açıdan Sovyet Müslümanları ve diğer azınlıklar başlıklı çok e, yazarlı e, kitap 1985'te e, İngiltere'de yayınlanmış bir kitaptır. Ön sözü Albert Wolstetter tarafından yazılmış. Wolstetter e, kim? E, birazdan göreceğiz. Bu e, kitapta e, Albert Wolstetter e, Sovyetler Birliği'nin NATO ile Varşova Park'ta savaş haline girdiğinde... Nato'nun görevinin ne olduğunu, Nato üyesi ülkelerin neler yapması gerektiğini bir doktrin olarak, askeri doktrin olarak, Nato doktrini olarak ortaya koyan kişi Wall Volstetter. Volstetter'a göre bu kitapta Rus tankları Körfez'i ele geçirmek isteyecektir savaş durumunda. Körfez'i için ele geçirecektir? Çünkü orada petrol vardır. Rusya'nın kendi petrolü kendine yetiyor. Fakat Rusya bir savaş durumunda Körfez'i işgal edecek. Çünkü eğer Körfez'deki petrole el koyarsa Batı ülkeleri petrolsüz kalacak. Çünkü Batı ülkeleri Körfez'in petrolüne muhtaç. Direkt Sovyet tankları girecek Kafkasya'dan. Türkiye'nin doğu ve güney doğusunu kat ederek tanklar güneye Körfez'e doğru sarkacaklar. Wallstetter diyor ki NATO güçlerinin e, Sovyet tankları Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğusunu çiğneyerek e, Körfez'e akarken e, NATO güçlerinin onları e, vaktiyle yetişip önüne almasına imkan yok zaman bakımında. Ne olacak o zaman? Olacak olan şudur diyor. E, Türkiye'de bunu tek başına durdurmasına hani bu tank akımını durdurmasına imkan yok. O halde Doğu ve Güneydoğu'ya pek fazla yatırım yapmanın alemi yok. Türkiye'nin de orada pek fazla bir şey bulundurmasına gerek yok. Orada yol yapılırsa bu Rusya'ya yarar. Orada bir yatırımlar yapılırsa o da Rusya'nın ayakları altında çiğnenecektir. Biz oraya full de boşluğu gözüyle bakıp ileride gözden çıkarılacak toprak Yapmayın hastane yol hiçbir şey okul yapmayın. İşte bunu diyor. Türkiye'nin siyasi intihar e, kitabımızda yazdık burada. Şu bölümde full da boşlu. Güneydoğu ABD için full da Boşluğu dedik. Volstead'ın e, kuramını buraya yazdık. Bu e, Türkiye'nin doğu ve güneydoğusunu savaşta ilk anda. ...geri çekilip Rusya'ya terk etme stratejisini Ufuk Güldemir Çevik Kuvvetin Gölgesinde adlı kitabında birkaç bölümde yazmıştır. Mesela o bölümlerden bir tanesi burası Fulda Boşluğu başlığını taşır ve ondan sonra da Volstetter Doktrini diye gider. Şimdi bu doktrin peki hedefini bulmuş mu? Türk e, Varşova Paktı ile NATO arasında bir harp çıktığında yapılacak olanı Volstetter tespit etmiş. İşte o Volstetter bu Sovyet Müslümanları'nı stratejik açıdan Sovyet Müslümanları ve diğer azınlıkları inceleyen bu kitap ön sözünü yazan ve bunu organize eden kişi. İşte bu kitapta bakın asıl amaç şuymuş. Diyor ki 2. Dünya Savaşı'nda Nazi orduları Sovyetleri işgale istilaya başladığında Sovyet ordusunda bulunan Müslümanlar saf değiştirip büyük bir çoğunlukla 250 bin tane kadar e, Müslüman asker saf değiştirip Nazi ordularına geçti. Peki şimdi böyle bir savaş olsa diyor. Şimdi NATO ile Varşova Paktı arasında böyle bir savaş patlak verse Sovyet ordusunda kaç Müslüman asker e, görev alacak? 1 milyona yakın. Diyor. Peki aynı e, film tekrar görüldüğünde e, NATO tankları Sovyet işlerine doğru e, yürürken Sovyet ordusundaki Müslümanlar saf değiştirip bizim safımıza geçecek mi? Bunu araştıralım diyorlar. Hı -hı. Bu kitap işte o kitap. Hı -hı. İşte bu kitapta da e, şeyin Paul Hensin çok önemli bir makalesi var. Ulusal iç muhalefetin görünümü ve yarattığı sorunlar tarihsel ve işlevsel karşılaştırmalar diyor. Bunu böyle tek tek tabi bir e, okumaya gerek yok ama meraklıları alsın okusunlar bu çok önemli bir makale. Ben özetleyeyim e, bu makaleyi diyor ki e, Amerikan İmparatorluğu diye bir imparatorluk var. E, Sovyet İmparatorluğu diye bir imparatorluk var. Eskiden de Osmanlı İmparatorluğu diye de bir imparatorluk vardı. Bu üç imparatorluğun üçünde de etnik topluluklar var. Evet. Bu etnik toplulukları Osmanlı nasıl bir düzene oturtmuş, Amerika nasıl bir düzene oturtmuş ve Sovyetler Birliği nasıl bir düzene oturtmuş. Bunları karşılaştırıyorum deyip başlıyor. Osmanlı İmparatorluğunda etnik toplulukların millet düzeni denilen her bir dinin ayrı bir kendine öz, özelliğinin dinin bulunduğunu e, anlatıyor ve sonra Rusya'da da etnik kompartmanlar biçiminde bir Rus düzeni kurulduğunu söylüyor. İnsanların yani e, Ru Rusya'daki insanların etnik kökenlerine göre ayrı sınırlar içinde ayrı cumhuriyetler, sözüm ona cumhuriyetler biçiminde özerk tırnak içinde cumhuriyetler biçiminde tutulduğunu, bunun Sovyet sisteminin en önemli özelliğinin olduğunu. Fakat asla bu kompartımanların birbirine kaynaşmadığını, Sovyetler Birliği'ni her bir kompartmanın etnik kompartmanın, Azerbaycan kompartmanı, Özbekistan kompartmanı, Kazakistan kompartmanı gibi Değil mi? Türkistan kompartmanı. hasta Türkistan lafı yasak diyor. Ama yine de diyor ordu da kullanılıyor diyor. Yani gayri resmi olarak. Bunları diyor ayrı ayrı vagonlarda tutarak böl ve yönet taktiğiyle yönetti. Rusya diyor. Amerika'ya gelince diyor. Amerika çok sayıda etnik topluluğun bir eritme potası içinde eriyip Tek dil İngilizce e, altında ulus olarak kaynaştıkları bir ülkedir diyerek e, Türkiye'ye Türkiye uyguladığında yapamazsın dediği şeyin Amerika'da var olduğunu e, anlatıyor. Şimdi bu e, kitapta mesela bir takım e, örnekler vereyim diyeceğim. Buyurun hocam verin. E, diyor ki. Amerika'da ırklar arası evlilikler çok yoğundur diyor. Bu nedenle et ve tırnak gibi olmuşuzdur diyor. Ama Türkiye için bunu söylemiyor. Türkiye için böyle bir şeyi hak görmüyor. Ya Amerika için hak ve doğru gördüğü şeyleri Türkiye'de de Kürtler reziliyor. Asla aralarında hiçbir bağ yok şeklinde yansıtıyor. Yani şuna diyorsunuz. Ulus devlet yapısını aslında tut adam savunuyor. Tabii ama Amerika. Ama için. kendi ülkesi için. Evet. Yani Ulus devletin bu rejimin ülkelere zarar verdiğini kendi ülkeste dahil olmak üzere söylemiyor adam. Ulus devlet iyidir ama sadece bende iyidir. Aynen. Mesela burada görelim. Ee, Amerikalılar diyor mesela sayfa 30. Amerikalılar kendi devletlerine çok uluslu gözüyle bakmamaktadır. Bak 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 tek ulus varmış Amerika'da. O da Amerikan Amerika, ulusu. Tamam. Ama 300 taneye yakın etnik olsun. Amerikalılar kendi devletlerini Amerikan ulus devleti olarak bakıyor ve bunu benimsiyorlar. Eritme putası, melting pot dedikleri şey. ABD'nin ne, ne şimdi ne genellikle Anglo-Sakson ülkesi Amerika Birleşik Devletleri'ne şimdi de genellikle bir Anglo-Sakson ülkesi denmektedir. Yönetim, dil ve kültürün kaynağı bakımından böyle bir tanımlama yalnız sayılmaz. Kuruluşunun ilk yıllarından itibaren Birleşik Devletler asimilasyon sistemine göre düzenlenmiştir. Asimilasyon Amerika yapınca hak, Türkiye yaparsa faşizmin ta kendisi. Hı hı. Evet Devam edelim. Egemen durumdaki Amerikan kültürünün amaç ve kuralları içine birleş, birleştirmektir bütün etnik e, toplulukları. Osmanlı İmparatorluğu'nda böyle değildir. E, Amerika'da İspanikler ve Zenciler de kaynaşmışlardır. Tek ulus e, oluşturmuşlardır. E, bunun e, ırklar arası evlenmeler Amerika'da e, yoğundur. Evet. E, artık Amerika kökenleri o kadar yoğun ki bu evlilikler ırk diye bir şey tanımlanamaz. Hani e, Her bir ırk etnik hmm. değildir. E, i̇şte bu gibi Amerikan sistemini Öven ve aslında e, Ulus devletin Amerika için gerçekleşmiş bir şey olduğunu etnik ayrıcalıkların bulunmadığı masının çok güzel bir şey olduğunu anlatıyor şimdi bütün bunlar anlattıktan sonra Rusya'daki yani Sovyetler Birliğindeki etnik halkların biraz kaşınırsa acaba ayaklanıp ayaklanmayacakları konusunu tartışıyor. Bu tartışmada en fazla tabi Müslümanların ne yönde eğilimleri olacağını araştırıyor ve Afganistan'ın Rusya'nın Afganistan işgali 1979 Afganistan işgali sırasında Rus ordusunda pek çok Müslüman askerin bulunduğu fakat bu askerlerin ...kendilerinden beklendiği gibi Afganlılara sosyalizm öğretmek değil, Afganlılardan İslam öğrenmek durumuna geldiklerinden geri çekilip yerlerine başka milletlerden Rus askerlerinin konduğunu sözüne ediyor. Ve bu da ileride herhangi bir savaşta Rus ordusunda yer alan Müslümanların saf değiştirip bizim safımıza, Amerika'nın safına geçeceklerinin bir göstergesidir diye bir bağlıyor. Şimdi efendim Paul Hansen işte bu çalışmasından sonra en önemli bizim için çalışması Türkiye'nin yeni jeopolitiki 1990-93 arası yapılmış bir çalışma. Burada yine Rand Corporation'ın yayınladığı bir rapor. Türkiye'nin yeni jeopolitiği Balkanlardan Batı Çin'e 1993'te yayınlanmıştır. E, Rand Corporation'ın raporudur. İçindekilerde bir numaralı makale Türkiye'yi tavırdı. işte 21. yüzyıla doğru Türkiye Paul Hens makalesidir. İkinci makale Graham Fuller. Ee, böyle devam ediyor. Paul Hanz'in Tower the 21st Century makalesi ee, çok önemlidir. Şimdi zaten onun üzerinde e, duracağız. Fakat bu e, kitaba ön söz yazan Türkiye'nin o tarihteki Amerikan Büyükelçisi Morton Abramovic'dir. Bu kitabın e, ön sözü bu rapor Fakat bu e, kitap hiç de öyle eee ne diyeyim size? Ha işte kitap denecek bir, bir kitap değildir. Çünkü Türk ordusu, genel kurmay bunu Harp Akademileri Komutanlığı basım evi tarafından basmıştır. Türkiye'nin yeni jeopolitiği. Balkanlardan Batı Çin'e. Basmıştır bu kitabın çevirerek. Ve şöyle görelim. İstanbul 1995 Harp Akademileri Basım Evi tarafından bir sunum yazısı. Ön söz. Kitaba ön Şimdi göreceğiz kitabın içinde neler olduğunu. ABD'nin eski Türkiye Büyükelçisi Morton Abramovic tarafından çeşitli yazarların hazırladığı makaleler derlenerek Türkiye'nin yeni jeopolitiği isimli dört bölümden meydana gelen bu döküman hazırlanmıştır. Dikkat! Biz kitap diyoruz. Fakat Harp Akademileri Komutanı buna döküman diyor. Ne demek hocam? Bu şu demek. Bu belge diyor yani. Belgesel demek istiyor. Evet belge bu. Bu elimizde tuttuğumuz şey belge. Neyin belgesi? Türkiye'nin nasıl bir, Amerika'nın nasıl bir Türkiye istediğinin belgesi. Doğru olan da bunun döküman olduğu. Yani bir belge olduğu. Çünkü yazarlar Amerika'nın Türkiye politikasını belirleyen kuruluşun insanları ve dolayısıyla Amerika'nın resmi görüşünü yansıtıyorlar. Bu da tabii ki doğru olarak nitelenmiştir. Bu belgedir. Neyin belgesi? Amerika'nın 1990'da tek kutuplu dünyada Sovyetler Birliği çöktükten sonra nasıl bir Türkiye istediğinin belgesi bu. Türkiye'ye nasıl bir yol haritası çizdiğinin belgesi. Türkiye'den beklentilerinin ne olduğunun belgesi bu kitap diyor ki doğru bir nitelendirme. Ondan şey anlatıyor Graham Fuller, Paul Hans e, yazarlar tek tek tanıtıyor. Ve sonuç olarak bakın ne diyor. Türkiye'nin yeni jeopolitiği isimli döküman araştırmalarda, incelemelerde ve derslerde yararlanılmak üzere tercüme ettirilerek hazırlanmıştır diyor. Demek ki şimdi biz bu kitaptaki görüşleri Amerika'nın Türkiye'ye nasıl bir biçim vermek istediğinin belgesi olarak inceleyeceğiz şimdi. genel da doğru tespit evet. etmiş. Biz de inceleyelim. Evet. Çünkü belgesi... isterseniz araya, araya gidelim. Aynen, aynen, araya ve gidelim. o çalışmayı inceleyelim. Şimdi birlikte. araya gitmeden hocam, bir iki tane ileti okuyalım hemen, hızlıca. Twitter'dan başlayayım. Gamze Hanım, büyük bir merakla bekliyorum demiş, programdan önce göndermiş doğal olarak. Özlem Sibel Oflas, yine ders niteliğinde bir program olacak demiş. Merve Hanım, toplumsal bilinci yükselten çok önemli programı herkese tavsiye ediyoruz, İyi ki varsınız demiş. Lale Gürman sizleri bekliyoruz. Büyük merak ve inançla demiş. Umarız meraklarını ve inançlarını bu haftada e, olumsuz anlamda etkilememişizdir kötüye. E, İbrahim Tüfekçi teşekkür ederiz gönderdiği iletiden ötürü. Tunç Öncalay ayranlıkla takip ediyorum demiş. Teşekkür ederiz demiş. Biz teşekkür ederiz. Bunlar Facebook'tan. Hı -hı. Çeşitli platformlardan böyle hızlıca okuyorum hocam evet. seçi görebildiklerimi. ...Nülüfer Hakkak'tan sadece takip etmeyecek, elimizden geldiğince gerçek belgeli bilgileri de yayınlayacağız demiş. Çok önemli bu. Teşekkür yani ederiz. Herkesin kendi beraber. platformunda program biter bitmez. Malum YouTube'da ve Kanal B İnternet sitesinin arşivinde program yer buluyor. Oradan izleyicilerimizin paylaşmaları önemli bizim açımızdan. Bu bilgilerin daha çok kitleye ulaşabilmesi için. Biraz... YouTube'da da çok sayıda izleyici. Orada hem izliyorlar hem kendi aralarında da e, o hafta konuştuğumuz konu üzerinde çeşitli e, tartışmalarda bulunuyorlar. E, genellikle teşekkür ediyorlar hocam size. Baki Saraçoğlu, Ayfer Hanım, Kerem Bey, Seren Aksu, e, Uygar Bey, Caner Guaner, e, Önder Mazlum çok sayıda izleyicinin iletisi var. Ahmet Bey, Sinan Akbey ileti yazmış oraya kendi aralarında. Böyle devam edip gidiyor. Ee, bize güç veriyor bu. Yani hem bize hem kendi İzleyen aralarında izleniliyor. E, i̇letilerine çok teşekkür ediyoruz. İzleniyor, paylaşılıyor, ilgileniyor insanlar. Hafta Tabii. içerisinde de bana çok sayıda ileti geliyor. Birkaç tane mesela Mahiye Morgül'ün yine Fatih Kekefi, Önder Mazlum... Tarık Konal, Hüseyin Gündüz, Öktem, Osman Aras, çok teşekkür ederim izleyicilerimize gösterdikleri yoğun ilgiden ötürü Sağ e, ikinci bölümde e, kendi anlatımlarıyla nasıl bir Türkiye istemiş? 1900 evet. e, Sovyetler Birliği'nin e, e, kapitalist emperyalizmi teslim olmasından sonra tek kutuplu hale gelen dünyada o tek kutup olan Amerika nasıl bir Türkiye istemiş? Ben korkuyorum neden? E, bugünkü Türkiye'den e, o, o dönem yazılanlardan örnekler göreceğimden korkuyorum. O açıdan bakmadım ama şu e, bugünkü Türkiye'de etnik ayrılıkçılık güden e, herkesin e, her kesimin söylemlerinin aslında e, Paul Hens cikleti. ...olduğunu birazdan göreceğiz. Ki o Türk'üyle, Kürt'üyle bilmem nesile falan diye başlayan şey... ...bunu bilinçsiz olarak söyleyenlere bir şey demiyoruz. Böyle bir söylem bütün ana akım medyada yayıldıktan sonra... ...o söylemi ardında bir kötülük aramaksızın <laughs> tekrarlayanlara... ...kötü sözümüz yok, kimseye kötü sözümüz yok. Ama bu nereden çıktığı bilirsek. Ve hangi amaçla ortaya çıkartıldı böyle bir söylem bilirsek bugüne kadar yanlış yapmışsak niye sürdürelim ömür boyu değil mi? Çok doğru o zaman ikinci bölümde bunların hepsini anlatmak evet. üzere değerli izleyicilerimizden kısa bir ara rica edelim. İngiliz Özakıncı ile Tarihin Bilinmeyen Yüzü'nün ikinci bölümüyle yeniden karşınızdayız değerli izleyiciler. Ee, küresel emperyalizmin nasıl bir Türkiye arzusu e, içinde olduğunu, 1990-93 arasında CIA ajanı, e, Türkiye'deki politikalara yön vermekle görevlendirilen CIA ajanı, Paul Henze'nin kendi yazılarından yani bir başka deyişle kendi itiraflarından e, ikinci bölümde hoca, ekranlara getireceğini söylemişti. Çok e, e, bence önemli ve çarpıcı bir bölüm olacak. Evet. E, net bir biçimde çünkü e, anladığım kadarıyla adam e, ne istediklerini Amerika'nın neyini açık ortaya koyuyor. Yani hani sizin kitabınız var ya onu boşuna yazmadığınızı biliyoruz. Kitap okuyan herkes de biliyor. İblisin Kıblesi diye e, <laughs> yani. onların Türkiye tasavvurunun... değişmediğini bildiğimize göre değişmediler. E, ne istediklerini 1993'te de aynı, bugün de aynı. Bilirsek eğer, bugün atacağımız bazı hamleleri bunları bilerek e, attığımız aynı. için daha doğru atabiliriz diye düşünüyorum. Buyurun hocam. Şimdi e, araya gitmeden önce okuyacağımız kitabın e, 1993 arası yazıldığını rant raporu olarak... Bu raporun içinde Paul hens gibi... Graham Fuller gibi istihbarat görevlilerinin ve Türkiye'den sorumlu, Amerika'nın Türkiye'yle yönelik politikasını tayin edici çalışmalar yapan insanların yaptığı çalışmaların yer aldığını, e, Harp Akademileri Komutanlığı'nın 1995'te bu kitabı derslerde okutulmak üzere e, çevirip bastığını söylemiştik. Bu kitap herkesin satın alabileceği gibi e, de... Piyasaya yönelik olarak da yayınlandı. Ne zaman? 2000 yılında. Peki sorulabilir denilebilir ki e, hocam şimdi bunlar e, bu kadar açık açık e, fikirlerini hem kamuoyuna hem işte Türk Genel Kurmayı'na e, beyan eder mi? Yani bir e, Türkiye'yi belli bir belli ki belli bir noktaya evirmek istiyorlar. Evet. Ulus devletten uzaklaştırmak istiyorlar. Evet. Bunu açık açık yaparlar mı? Açık açık yapıyorlar ki halkı da dönüştürmek istiyorlar. Evet. Hmm. Yani sadece e, yöneten insanların kafasını değiştirmek değil, Türk halkının da, yani bütün Türkiye'yi de bu fikirleri benimsetmeye çalışıyorlar. Başka türlü olmaz çünkü. Evet. İşte Balkanlardan Batı Çin'e Türkiye'nin yeni jeopolitik konumu, e, Paul Hens vesaire, e, 2000 yılında halka yönelik yayın. Burada e, büyükelçi o tarihte 1993'teki büyükelçisi Abney büyükelçisi Morton Abramovich eee zin sunuş yazısında birkaç dikkatimizi çeken şey var. Sunuşta diyor ki yeni ortamda yani Sovyetler Birliği'nin teslim olmasından sonra tek kutuplu dünyada Türkiye'nin yeni bir bakış açısıyla incelenmesine şiddetle ihtiyaç bulunmaktadır. Yani eski çamlar bardak oldu diyor. Hı -hı. Yani 1990'a kadar olan Türk-Amerika ilişkilerini bir unutun. Yine sıfırdan şimdi Hı -hı. başlayacağız diyor. Türkiye'nin yeni oluşan dünya içindeki rolünü açıklaması bakımından son derece gerekli bir ve olumlu bir adımdır bu kitap diyor. Yani ABD'nin Türkiye'ye verdiği yeni rol. Hı -hı. Kitapta yer alan bu. Ondan sonra yazarların tümü Türkiye hakkında deneyim sahibi olup mevcut durumu yakından takip etmekte. İkisi de bu ülkede yaşamış bulunmaktadır. Paul Hens ve Graham Fuller. Türkiye'nin bölgesel bir lider olacağına inanarak yani ulusal lider olamıyor Türkiye. Dikkat. Bölgesel lider. Hangi bölgeden söz ediyorlar? Göreceğiz birazdan. Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve Orta Ortadoğu'daki Müslüman toplumların lideri olacakmış Türkiye. Sadece Orta Asya'da değil. Ya yani hem Pan Türkizm yapacak Türkiye, hem Pan İslamizm. İki görev birden veriliyor Türkiye'ye Amerika tarafından. Ne zaman? işte 1990'da Sovyetler Birliği kutup olmaktan çıktıktan sonra. Türkiye yazarlar Sovyetler Birliği'nin dağılması sonucunda Türkiye'nin dünyadaki rolünün büyük ölçüde arttığını ve gelecek 10 yılda Türkiye'nin etkilerinin Balkanlardan Çin Orta Asya'sına yayılacağını iddia etmektedirler. Bu Türkiye'yi gaza getirmektir. Hı hı. Ee, neden öyle dediğimi göreceğiz. Ondan sonra ee, yazarlar Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne kabul edeceğine şüphe duymaktadırlar. Yani Türkiye'nin 1990'dan sonra Sovyetler Birliği çöktükten sonra Avrupa'dan dışlanacağını, Orta Doğu'ya ve Orta Asya'ya yönelik ve Balkanlara yönelik, Balkanlardaki Müslümanlara yönelik bir liderlik yapacağını, bunu yapabilmesi için de ABD'ye mühtaç olacağını, ABD'nin desteğiyle ancak bu tüm bunları ancak yapabileceğini Söylerler. Batı e, Türkiye'nin Batı o, o, Sovyetler Birliği'nden Arta kalan Türk Cumhuriyetlerinde Batı yatırımları için Bir geçiş yolu Teşkil edebilecektir Türkiye diyor. Bu o kadar kapalı Bir cümle ki biz bu kapalı Cümleyi ancak Üzeyir Garih'in e, Globalizm kitabında açık Okuyoruz. Onu da Bir dahaki sefere görelim. Diyor ki Üzeyir Garih Batı sermayedarları, ee, evet Sovyetler Birliği dağıldı, e, ortaya e, Müslüman Türk Cumhuriyetleri çıktı. Batılılar hemen oraya gidip yatırım yapmak istemiyorlar. Nedeni oralarda siyasi istikrar yok. Yani diyor ki Batılı e, kapitalist ben e, Özbekistan'a, Kazakistan'a, Azerbaycan'a yatırım yapmaktan korkuyorum çünkü oralarda henüz e, dalgalanma var. Siyasi e, bir e, istikrar yok. Ben oraya yatırım yaparsam örneğin, e, yatırım yaptığım zaman ki lider devrilip onun yerine bir başka lider gelirse bu siyasi çalkantıda benim yaptığım yatırım güme gidebilir. Hı hı. E, o nedenle diyor ki Gary, batılılar Türkiye'den kefil olmalarını istiyorlar. Yani batılı bir yatırım bir firma diyelim ki Azerbaycan'a, Özbekistan'a, e, şuraya buraya Türk Cumhuriyetlerine yatırım yapacak. Türkiye'ye gelip diyecekler ki ben e, Özbekistan'a 50 milyon dolarlık bir yatırım yapacağım. Fakat param batarsa senden alabilir miyim? Türkiye'de hay hay bana gel ben öderim diyecekmiş. Neden? Ondan sonra yatırım adam başka türlü yatırım yapmıyormuş. Türkiye'nin dindaşı değil miymiş o? o Türkiye eğer dindaşını korumak istiyorsa batılının dindaşına yapacağı yatırımın kefili olarak onun senedinin altına imza atmalı. Yani şunu demek istiyorum. Türkiye'nin işte Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra çıkan Or Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetlerinde batının Türkiye'den beklediği şey oralara yapacakları yatırımın kefili olması. Orada paraları batarsa Türkiye'nin yakasına yapışıp ondan almaları. Yoksa Türkiye'ye şey değil yani sen git oraların lideri ol değil. Onların kefili ol. Bu ayrımı çok ince koymamız gerekir. Devam edelim Abramovic'in yazısını. Türkiye hatta diyor Balkanlara da dikkatini yöneltmekten kaçınamayacaktır. Bosna'nın yanı sıra Kosova'daki 2 milyon ve Makedonya'daki 500 bin Müslümandan dolayı Türkiye'nin Yugoslavya'daki çatışmaların içine çekilmesi mümkündür. Yani Türkiye bir pan-Türkizm ve pan-İslamizm görevi yüklüyor. Nerede bir Türk varsa orada Türkiye onu sahiplenecek. Nerede bir Müslüman varsa Türkiye onu sahiplenecek. tam Atatürk'ün reddettiği pan-İslamizm ve pan-Türkizm politikasını Amerika Türkiye'ye giydirmeye Hı hı. çalışmaktadır. Ve e, e, Türkiye e, bu önerileri yaptığı zaman dünyanın her yerinde kılıç çakırdatan e, ve her yerinde e, ekonomisi tamamen savaşa entegre olmuş. E, asker ve e, savaş, kan ve gözyaşından başka bir ülke olmayacak. Ondan sonra cıma, e, diyor ki Abramowitz e, ABD-Türkiye ilişkileri ne durumdadır? 1990 itibariyle. Son 20 yılda Türkiye ve ABD, e, ABD'nin askeri yardımı karşılığında Türkiye'deki üslerini kullanmasını içeren bir askeri savunma garantisi içerisindedir. Bu kadar yani Türkiye ile Amerika'nın ilişkisi. Türkiye'de üsler var. Hı hı. E, Amerika'da işte üsler var diye ona bir şeyler versin. Türkiye'nin son 20 yıl ilişkisi buymuş Amerika'nın gözünden bakıldığında. Ondan sonra ancak Amerikalılar Orta Doğu'daki anlaşmazlıklara dayalı ve güç bir siyasi ittifakın sürdürülmesine karşı çıktıkları için bu düzenleme artık gerçeği yansıtmamaktadır. Yani eski çamlar bardak oldu ve dolayısıyla yeni bir ilişkinin geliştirilmesi gerekmektedir. Yani Sovyetler Birliği çöktü. Amerika seninle olan bağını yırttı çöpe attı. Şimdi gel sıfırdan biz bir seninle Yeni bir ben sana rol biçim sen de rolü kabul et tamam mı şeklinde bir eğilim. İşte bu girişten sonra Abramovitz'in bu girişinden sonra ki Abramovitz Türkiye 10 yıl içinde ya küçülecek ya büyülecek diye slogan atmış bir manşetler olmuş bir kişidir. İşte kitapta yani Harvard Akademilerinin döküman olarak nitelediği kitapta Paul Haines'in makalesi 21. yüzyıl Türkiye 21. yüzyıla doğru başlıklı makale. Şimdi burada der ki Balkanlardan Çin'e kadar yayılmış bulunan tüm Türk dünyası açısından sürekli bir tehdit oluşturmuştur. Eski Sovyetler Birliği'ndeki Türkler ve Müslümanlar e, ilme kazanmak, bağımsızlıklarını güçlendirmek ve dünya nezdinde statü kazanmak ve tanınmak amacıyla Türkiye'den yardım beklemektedirler. Ee, uluslararası ilişkilerde böyle mi, şöyle mi türünden spekülasyon oluşturmayı seven gözlemcilerin çok beğendiği e, sorunun Türkiye Avrupa'yı mı, Orta mu seçecek? Şu üçüncü alternatif de kapsınacak biçimde genişletilmesi mümkündür. Yoksa Rusya Federasyonu içinde özel cumhuriyetler olarak adlandırılan da dahil eski Sovyetler Birliği'nden kopan Türkiye Müslüman cumhuriyetleri mi seçecek? Yani. Türkiye'nin Avrupa Birliği ve Batı seçeneğinin dışında ona yeni bir seçeneğin bulunduğunu söylüyor. Kürt sorununa geçiyor Paul Hess. Çok önem veriyorlar o soruna. Kürt nüfusla ilgili politikaları başarıyla benimsemesi Türkiye'nin 90'larda karşılaşacağı belki de en önemli sorun olacaktır. Klasik Atatürkçü tavır sadece Hristiyanların resmi azınlık statüsüne sahip olduğu ve Müslümanların azınlık olarak kabul edilmeyeceği Atatürkçü tavır. Lozan halbuki bu. Lozan'ın maddesi bu. Artık geçerliliğini yitirmiştir. Kim diyor bunu? Paul Hens yani Amerika. Amerika Atatürkçü tutumu dışlıyor. Türkiye için çiziyor üstünü. Siz artık Atatürkçü olmayacaksınız. Bu. Devam edelim. Amerika'ya göre Kürtler Orta Doğu'nun kadim halkıdır, Türkler ise 1071'de gelmiş işgalcilerdir. Devam edelim. Evet, Sovyetler Birliği'nin çöküşü Türkiye'de Cumhuriyetlerin Kürt politikasının revize edilmesi ihtiyacını giderek daha da yaygın bir şekilde fark etmeye başlamasıyla çakışmıştır. Sü süreç şu anda iş işlemekte olup sonuçlar henüz netlik kazanmamıştır. Türk toplumunda Kürtlerin statüsünün yeni bakışla ele alınması kaçınılmaz olarak, Türk devletinin ve hükümet sisteminin yapısına ilişkin sorunlar ortaya çıkartacaktır. Bak sen, yani Türk devleti artık üniter, layık, demokratik cumhuriyet olmayacak. Niye? E Kürtler var. Türkler yok muydu şimdiye kadar? <laughs> Türkiye Cumhuriyeti son derece merkeziyetçi bir yapıya sahiptir. 1950'den sonraki demokratileşme devletin merkeziyetçi yapısını pek etkilemiştir. 1991 yılında Türkiye alternatif bir devlet organizasyonu olarak federal yapı ilk kez açıkça tartışılmaya başlanmıştır. Önerilen şey federal yapı. Şimdi gelelim. Şu iki sayfayı tam okuyacağız. Buyurun hocam. Çünkü çok önemli. Bütün azın şeyleri... Etnik kökenleri sayıp döküyor burada. Efendim işte 1860'larda gelen Çerkesler oradan gelen Kafkasya'dan gelen bilmem kimler, işte Kürtler şu bu sayıyor ediyor, işte Kafkas orijinli Türkler diyor falan. Türkiye'de değişik etnik kimliklerin yeniden vurgulanmasıyla sonuçlanabilecektir. Yani Sovyetler Birliği'nin dağılması nedeniyle, geçmişte 1860'larda Dağıstan'dan Kafkasya'dan göç edip Türkiye topraklarına yerleşmiş olan ve 140, 140 yıldır Türkiye'de yaşamakta olan Çerkezlerin etnik kimlikleriyle ortaya çıkmalarına neden olacakmış. Bu da diğer etniklerin de benim başım kel mi diye bayraklarını çekip ortaya çıkmalarına yol açacakmış. Diyor ki işte Türkiye'de değişik etnik kimliklerin yeniden vurgulanması ile sonuçlanabilecektir. Çeçenler, Kabardinler, Karaçaylar, Nogaylar, Kümikler, Lezginler, Avarlar ve diğerleri. Ben bile hiç onu ilk defa duyuyorum. Ama Paul Hens maşallah biliyor. Evet. Ve devam ediyor. Diyor ki bir de Bulgaristan'dan göç edenler vardır. Arnavutlar, Boşnaklar bunlar da milyonlarcadır. Tüm bu liste 2-3 milyon bunların torunu vardır. Tüm bu liste dahi Türkiye Cumhuriyeti nüfusu içinde tespit edilen tüm grupları kapsama Ya Türkiye'de bir tek Türk yok. Polenize göre. Türk mevcut değil. Evet. Devam ediyor. İşte Aleviler var, Şiiler var diyor. Devam ediyor. Kürtlerin dil, kültür ve siyasal organizasyonel anlamda etnik bir grup olarak tanınması... Siyasal ve organizasyon örgüt siyasal örgüt yapısı olarak tanınması Türkiye'de. Sonucunda bu diğer grupların da kimliklerini vurgulamak istemeleri olasılığı mevcuttur. Yani e, Amerika Birleşik Devletleri'ne göre e, Türkiye'de çok sayıda etnik topluluk vardır. E, Sovyetler Birliği'nin çökmesiyle birlikte işte e, 1860'larda oradan göçle gelenler kendi kimliklerini daha güçlü bir şekilde vurgulayacaklardır. Burada da bu nedenle Türkiye topraklarında yaşamakta olan diğer kimlikler de e, etnikler de kendi kimliklerini e, vurgulamak için yarışacaklardır. E, e, Kürtler de dil, kültür ve siyasal orga or organizasyon yani örgüt, siyasi örgüt bu parti herhalde değil mi? Ondan sonra etnik bir grup olarak tanınacaklar. Tanınması sonucunda bu diğer grupların da kimliklerini vurgulamak istemeleri olasılığı mevcuttur. Bu düşünce ise Türk halkı arasında etnik veya dinsel farklılıkların bulunmaması ya da çok az bulunması idealine sahip klasik Atatürkçü düşünce açısından kabul edilemez bir düşüncedir. Onun için Atatürkçülüğün rafa kaldırılması gerekiyor. Türk elitleri, hükümet yetkilileri ve Türk siyasetçilerinin büyük çoğunluğu yakın zamana kadar bu düşünceyi benimsemişti. 1991 sonunda göreve gelen Demirel İnönü Koalisyon Hükümeti'nin Kürtlerle ilgili politika politika beyanları ülkeyi artık eski düşüncelere, eski düşünce dediği Atatürkçü üniter e, ulus devlet düşüncesine dönüşün olanaksız olduğu bir akıntıya soktu. 1990'larda Türkiye ülke nüfusunu oluşturan pek çok kolun yani etnik kolun dilediği takdirde belli ölçüde ölçüde kimliğe, etnik kimliğe sahip olabilmesini içeren yeni bir toplumsal ve hukuksal düzen geliştirmek zorundadır. Hukuksal bir de. Toplumsal ve hukuksal düzen oluşturmak zorundadır. Tek hukukluluk falan hepsini çöpe atıyor. Evet. Amerika Türk, nasıl bir Türkiye istiyor? Ama kendine öyle istemiyor. Evet, yok kendi. O, e, Ulus devlet o. 300 tane etnik grup var ama hiçbir kendi e, dillerini e, hukuki temel kazandıramaz. Bir de Amerikalı diye bir şey diyor. Evet. Özünde. Evet. Durum çok sayıda tehlike ve fırsat içermektedir. Başka ülkelerin deneyimleri Türkler için çeşitli dersler sunmaktadır. Bak sen. Yani Türkiye bu etnik çeşitlilik nedeniyle başka ülke deneyimlerine muhtac bakmak zorunda nasıl halletmişler acaba başkaları falan diye. Bunu diyen 200-100 yıllık bir devlet dediği devlet kaç bin <laughs> 4 bin yıllık devlet yani. Böyle. Evet evet tüm Türkiye'ye dağılmış bulunan ve büyük ölçüde Türkiye'deki Hayat ve siyasetinin genel gidişatına adapte olmuş olan Kürtler açısından uygun bir tanınma neden sağlanamasın diye soruyor CIA. Daha doğrusu Amerika. Neden aynı şekilde hareket etmek isteyen diğer etnik grupların da diğer demokratik sistemlerde etnik ve çıkar gruplarının yaptığı gibi kimliklerini vurgulamalarında hatta siyasal lobi olarak faaliyet gösterebilecekleri bir noktaya kadar izin verilmesin. Yani Türkiye'de 70 etnik grup varsa alayı parti kuracak, e, dernek kuracak, etnik kimlikleriyle hak e, talep edecekler. Bu, bunu istiyor Amerika. Sakınılması gereken tehlike etnik yapısalcılıktır. Etnik yapısalcılık dediği özgün metinde etnik stüktüralizm, Strukturalizm. Bunu e, Sovyetler Birliği'ndeki etnik kompartmanlar diğer adı olarak kullanıyor burada. Hı hı. Yani e, Paul Hens jargonunda e, Sovyetler Birliği'ndeki etnik cumhuriyetler biçiminde örgütlenmenin adı etnik yapısalcılık. Burada diyor ki bundan sakınmak lazım. Peki ne? Bütün bunlar yapıldıktan sonra yani onun önerdiği bütün etnik kimlikler kendilerini ayrı bayrak altında toplayıp ayrı kimlikle ortaya sunduktan sonra onların kompartıman istemeyeceklerini sen nereden e, iddia ediyorsun diye sormak gerekir. Yani e, karga tikli, tilki e, şey öyle bir şey öneriyor ki zaten sonra zaten dağılmaya gidecek. Hı hı. Ama vallahi onu istemiyorum diyerek e, bunu kamufle ediyor. Çünkü çok kurnazdır bunlar ya aptal yerine koyarlar başkalarını. Yugoslavya ve Sovyetler Birliği'ndeki gibi başarısızlığa uğrayan komünist ülkelerde yaşanan örnekler her şeyin bir devlet yapısı çerçevesinde işletilmesinin ve etnik bazda yönetimin akıl dışı olduğunu ortaya koymaktadır. Yani Yugoslavya ve Rusya gibi etnik cumhuriyetler olmasın ama bütün etnikler ayrı siyasi örgüt kursunlar. Bir de ayrıca Türkiye'de tek etnik yapı üzerinden bir yönetim yok ki ama e, Bizde bir ulus bilinci, ulusal kimlik var. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran tüm halklara Türk denir. Bizdeki ulusal bir tanım. Etnik bir tanım değil yani. Aynen. Bak devam edelim ve bitirelim. Diyor ki e, federalizmin etnik bir biçim alması zorunlu değildir. Yani Türkiye'ye bir federasyon yapısı öneriyor. Fakat bunun etnik federasyon olması Gerek. zorunlu değildir. Bölgelere dayalı bir federalizm daha esnek bir kavram olup Hızlı gelişen toplumların değişimlere ve insanların bir bölgeden diğerine hareket etmesine uygun olarak otomatik bir şekilde ayarlanmasını sağlamaktadır. Ee, bölgesel federasyonun etnik federasyona dönüşmeyeceğinin garantisi neymiş? İmkansız yani. Neymiş onun garantisi? Yani hakikaten bunlar kendilerini çok akıllı zannediyor ve Türkiye'deki bütün tepeden tırnağı herkesi onun sunduğu tuzaklara düşecek ahmaklık olarak görüyor. Bu lafları eden kişinin megalomanik yapısı budur. İşte biz burada deşifre ediyoruz. Senin lafların tamamı çöp diyoruz yani. Koalisyon hükümetinin zayıf olması veya sürekli parçalanma tehlikesi içinde bulunması nedeniyle Demirerli devrindeki hükümetin Kürt sorununa yaklaşımında idealizm hızla sonuç vermeyebilir. Bununla birlikte sorun siyasal gündeme girmiştir ve artık çıkartılması mümkün değildir. Sayelerinde etnik sorun. Etnik söylem, etnik propaganda. Şu hocam şeye gelir Bir iki dakika kaldı. Hemen, Türk, hemen, Türk, tü, Türk, tü, Lazlı, Çerkez. Evet, evet. Onu, onu evet. Anlatalım. İşte bunları e, şey yapıyor. Bu size e, programın başında söylediğimiz gibi Türküyle, Kürdüyle, Çerkeziyle, Lazıyla, Alevisiyle daha farklılığını saymış da bizim e, bilmediğimiz ve, ve, Sünnisiyle söylemi yok avarım avarım e, Paul Hans söylemidir. Paul Haines'in 1990 yılında Türkiye'nin yeni bir jeopolitik konumu kitabında Türkiye'ye Amerika tarafından biçilmiş rol... ...herkesin etnik kimliğini vurguladığı, hatta etnik kimlik temelinde örgütlenmeler, siyasi örgütlenmeler ve hak taleplerinde bulunduğu bir Türkiye. Böyle bir Türkiye'yi bugün... Ee, parti olarak HDP temsil etmektedir. İnsanlar girsinler parti programına baksınlar. Bu halkların dediği biz sadece Kürtler için bir şey istemiyoruz ki bütün Türkiye'deki halklar için istiyoruz istediğimizi demeleri Paul Hens söylemidir. Amerika tarafından 1990'da dayatılmış bir söylemin partisi mevcuttur Türkiye'de. Ve aynı zamanda Amerika işgal etmiş olduğu Irak'ta bunu ...bu etnik parçalanmayı e, uygulamıştır. Suriye için önerildikleri şey de yine budur. Etnik e, öbeklenmeler istenmektedir. Türkiye için de istedikleri budur. Demek ki federalizmi Atatürk nefreti, Atatürk'ü e, yönetim anlayışından dışlamak... E, ...üniter, e, merkezi, tek odaklı, layık, çağcıl e, cumhuriyet ve demokrasi, dik cumhuriyet bunlara e, Amerika'nın 1990'dan sonra Türkiye'ye asla uygulamayacaksınız dedikleri bir yön, yönetim biçimidir. Amerika, Türkiye'nin etnik parçalanması ve e, uluslar e, ülke dışı maceralara sürüklenmesi için yaptığı reçeteleri işte bu kitapta toplamıştır. Şimdi haftaya ne anlatacaksınız? <laughs> evet. E, haftaya bu e, federasyonculuğun 2004'lerdeki nasıl meyveler verdiğini ayrıca küreselci emperyalist doktrine de nereye oturduğunu bu federalizmin onları göreceğiz yine kendi belgeleriyle. Çok teşekkür ederiz. Son bir, bir dakikada belki başına değinmedik ama değinmeye değer bulur musunuz onu da bilmiyorum fakat sorayım öyle bitirelim programımızı. Ee, hani siz burada hep anlatıyorsunuz Türkiye çeşitli işte ırkçılıkla, işte faşistlikle medeniyet yıkıcılığıyla şunla bunla türlü belalarla e, suçlayan Avrupa aslında tüm bunların kaynak noktasıdır ve bundan vazgeçemez diye. pek çok belge bilgi burada haftalarca anlattınız çok e, çarpıcı bir örneğini gördük e, geçtiğimiz günlerde Avrupa parlamentosunda bir Yunan milletvekili olduğu için soruyorum. Yani herhangi biri değil. Bir Yunan milletvekili Türk bayrağını yırttı. Egemenliğimizin ve bağımsızlığımızın sembolü olan uğruna binlerce şehit kanı döktüğümüz bütün bir ulusu temsil eden Türk bayrağını yırtma cüretini kendinde gördü bu ırkçı, faşist. Ee, belki bir cümleyle bu programı kapatalım. Bunu, bunu, bunu değerlendirerek. Kıbrıs'ta e, e... Yıllar önce Solomus Solomoi adlı Kıbrıs Rum'u göndere çekilmiş Türk bayrağını göndere tırmanarak yırtmaya kalkmıştı. Videosu var izlesinler. O zaman Türkiye'nin tutumu önce ihtar etmek, üç kere ihtar ettikten sonra ateş açmak olmuştur. Türkiye kendi simgelerini hele hele... Şehitlerinin, gazilerinin, Türk yurdunun kurtuluşunun simgesi olan bayrağını gereğinde canı pahasına korur. Atatürk Yunan ordularının 1922 arası yaptıkları yakma, yıkma, tecavüz her türlü soykırım eylemlerinden sonra ordularımız Yunan ordusunu denize döktükten sonra kendi ayağının altına atılan Yunan bayrağını kaldırın onu, o bir milletin simgesidir, bu şekilde aşağılanamaz diyebilecek kadar büyük bir insandır. Biz Türkler Atatürk'ün davranışını e, e, örnek alıyoruz, kendi başkalarının ulusal simgelerini tecavüz etmeyiz ...kendi ulusal simgemize de tecavüz ettirmeyiz. Budur bizim çizgimiz. Biz de çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyiciler bu hafta da bizi ayrılan sürenin sonuna geldik. Ee, programı çok kısa bir süre sonra e, YouTube'da tarihin bilinmeyen yüzü adıyla açtığımız kanalda... ...ve kanal ve internet sitemizin arşivinde bulabileceğinizi hatırlatır. Yayında yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarım adına iyi bir hafta sonu geçirmenizi temenni eder... Sözü Kanal ve İstanbul temsilciliğinden yeniden Ankara'ya devrederiz. İyi akşamlar.